Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Gözde Türker son dönemin en iyi oyuncularından biri diyebiliriz, çıkış yapan. Teşekkürler. Dizi tekrardan hayırlı olsun diyelim kardeşlerim. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl gidiyor çekimler? Siz nasılsınız? Ben çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Vallahi dizi muhteşem gidiyor. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Her şey yolunda. Çok yoğun bir tempomuz var. Pandemide bu kadar yoğun bir temponun içinde olmak benim için ve ekip arkadaşlarım için de aynı şekilde büyük bir şans mesleğimizi yapabilmemiz. Çok güzel her şey nasıl yolunda. Nasıl başladı peki bu macera? Nasıl dahil oldunuz siz diziye? Valla maceramız bayağı önce başladı. Pandemiden dolayı bir tık uzadı süreç. Kasım'da biz sete başladık. Şu an birkaç bölüm önden gidiyoruz. Öyle. Öyle sırayla. Kasım'da başladık. Valla bir anda olmadı. Bizim şansımız oldu. Metin üzerinde çok çalıştık. Ekip, oyuncu arkadaşlarımla çok çalışmış oldum. O yüzden çok şanslı bir başlangıç oldu. Normalde genelde dizilere o kadar çalışma fırsatı bulamıyoruz. Bir anda başlıyor. Ama bu dizi için çok güzel bir başlangıç oldu her anlamda. Karakterin nasıl, alışabildiğiniz bir karakter oynarken zorlandığınız yerler oluyor mu? Biraz da zor bir karakter de oynuyoruz. Kötü kız. Ya yani şöyle ben karakterimi çok seviyorum. Çok severek oynuyorum. Yani kötü bir karakter ama alt hikayesi çok dolu olduğu için hayattan bir sürü şey barındırıyor. Önyargılı davrandığımız insanların aslında arkasında bir sürü hikayeler yatıyor ve benim bir oyuncu olarak bunu ortaya çıkarmam beni mutlu ediyor. Seyircilerden çok güzel yorumlar alıyorum. Kötü bir karakter olmasına rağmen. Herkes çok sevmiş, beğenmiş durumda. Sağ olsunlar bu arada, çok teşekkür oyuncu ederim. Karakter sizin karakterinizle mi? Yok, çok alakasız. yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki benzer yanları vardır muhakkak. Ama tabii ki çok alakasız Venüs'cüğüm. Venüs. Sakin. Var mı peki örnek aldığınız bir oyuncu, kendinize yakın gördüğünüz, beğendiğiniz? Vallahi çok zor bir dakika. Kızım sen niye böyle pusun? Buraya otur anneciğim. Otur. Bravo. Ben seni seveceğim. Örnek aldığım pek çok isim var. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Yani belli başlı tek bir isim vermeyeyim. Ama hatta insanlar, sokakta yürüdüğüm insanlar da dahil, herkes benim için bir malzeme oyunculuğumda. Çok fazla örnek aldığım insan var. Hedeflerin, liderleriniz var mı peki bu oyunculuğunuzda? Tabii ki var. Ya ben 9 yaşında tiyatro ile başladım. Yine tiyatro ile devam ediyorum. Şu an pandemiden dolayı yapamıyorum. Çok uzak kaldım bir senedir. Çok da özledim. Şu an dizi yapma şansına eriştim. Fakat hem tiyatro hem dizi, sinema özellikle çok sevdiğim, çok istediğim bir dal. Devam edeceğim aynı şekilde. Hem dizi, hem tiyatro, hem sinema. Olabildiğince fazla iş, fazla deneyim olsun isterim kendi adıma. Güzel şeyler olacak. Peki tiyatro demişken özellikle takip ettiğiniz bir tiyatro oyunu var mı? Hani şu daha iyi, şunu sürekli izlerim dediğiniz bir oyun var mı? Yani şöyle, bence bir oyuncu olarak tek bir tarafa yönelmek doğru değil benim için en azından. Ben kötüden de çok şey öğreniyorum, iyiden de çok şey öğreniyorum. Her zaman seçici değil. Yani tabii ki özenli olmak lazım. İnsanın belli bir tarzı vardır muhakkak ama genel olarak
herkesten bir şey almak mümkün yani. Bir defa da tanımadığımız için sormak istiyoruz. Tek yaş var bayağı büyük. Evet. Temmuz'da inşallah evleneceğiz. Biz de çok yoğun çalıştığımız için bir türlü evlenemiyoruz aynen. Pandemi bizi de etkiledi, iş ve pandemi. Vallahi çok etkiledi. Utanmak galiba. Yok yok. Gerçek arkadaşlarım. Yok herkes biliyor ya. Yok oyuncu değil, o diş hekimleriyle çalışıyor. İmplant ve diş malzemeleri satıyor. O bizim sektörden değil. Çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için çok sağ olun. Bir detay alalım.